Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Kebap üretiminin yoğun olduğu şehirde ustalar da yoğun mesaiye başladı. 50 senedir bu demir bu ocakta kızmazsa bunu ucuz sivirler kardeş. Yani bu şeyi bu. Bizim Antep'te de bu işte bizim işimiz kebabı alt yapısı. Sadece kebap. Yemezlik şeyimiz düşer, verimimiz düşer. 10 numara. Ya kızmış. Geliyor. Gelir mi? Makineni kırmayak da. Bana Mahmut Londra iş yap. Ha, iyi oldu ha. Evet. 16 yaşında geldiysem 50 sene. 50 senedir Berle Bey'le Kurban Bayramı'na yakın bu işleri her zaman yapıyorum. Kebap şişi hazırlıkları. İşte onun bıçak, ne lazımsa kebaba, ona biz bir ayar veririz yani. Zaten başlamazsan yoğunluk olur, müşteriyle ilgilenir, şimdi bunları yapamazsın. Şimdi bunları yapıp Kurban Bayramı'nda burada satışlarımıza başlarız. Eyleyen bıçak falan da bilelerim ben. Kolabalık olur, yökün olur. Şimdi sakinken bu işlerimizi ayarlarız. O zaman da bıçak bilenmişi, satışı öyle devam eder gider işte bu. Kebabın kendine göre işi var. Mesela şu ince şişten ciğer kebabı olur. Şu normaldan kuşbaşı. Efendim şundan kalın bu bacon kebabı olur. Efendim şu yaslı ne olur buna da kıyma. Yani bak bütün kebapları yapmış olduk. Hepsinin şişleri ayrı ayrı. Şu ciğer şişinden bacon kebabı yapamazsın mesela. Döner boşa pişmez. Ama şundan efendim bacon kebabı da çok iyi bir şey. 10 lira 15 lira yani uygun. Bunu mesela İstanbul'da 30-40 yada satıyorlarmış. Şunu 25 yada satıyorlarmış. Gelen müşterilerimiz söylüyor bunu. Biz imalatçısıyız, bunu kendimiz yapıyoruz. Uygun yani fiyatlar. Hatta şu ciğer işi de 5 lira. Yalnız 5 lira. Valla gelseler iyi olur. Yalnız bunu her sene ile söyleyip yalnız gene yani yoğunluk oluyor. Şimdi 15-20 gün kala gelseler yani bu çok iyi olur. Kalabalık olmaz. Valla 150-200 tane işimiz çıkar günde burada. Ben tek başıma çalışıyorum. 150-200 çıkar burada. Onu da Kurban Bayramı'ndan yan tüket. Biz genelimizden yapıyoruz. Emek yanımız bizdeki. Bize de tabi zararı oluyor bunun. İşte o şey yapmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Şişler, şişler, şişler.